üstteki pilav tenceresinin altını açtım. İçine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra pirinci de içine alacağım ve güzelce kavuracağım. Basmati pirinci kullanıyorum. Evvela pirinci yıkayacağım. Şimdi tereyağı ve zeytinyağı güzelce kızdı. Pirinci alıyorum. Biraz böyle Meksika lezzetlerinden esinlenen bir pilav diyebilirsiniz. Bilirsiniz onlar çok kullanırlar. Kişniş ve misket limonunu. Benim de çok sevdiğim iki lezzet. Şimdi tuz da ekledim, karabiber de ekledim. Misket limonunun kabuğunu da rendeleyeceğim içine. Şimdi pilavın suyunu ilave etmeden evvel misket limonunun suyunu da ekliyorum. Tavuk suyu olur, düz su olur, hangisini tercih ederseniz. Şimdi suyumuzu da ekleyelim. Son bir kez daha karıştırıyorum. Her şeyin eşit pişmesine emin olmak adına. Zaten su hemen kaynadı. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve de pirinç suyunu çekene kadar pişiriyorum. Kişnişi ne zaman ekleyeceğim? Demlenme aşamasında ekleyeceğim ki pilav demlenirken ona lezzetini versin diye. Onun da hemen şöyle yapraklarını ince ince dilimleyelim. Ki pilav demlenirken hemen içine ekleyebilelim. Pilav suyunu çekti. Artık altını kapatıyorum. Şu yapraklarını ayırdığım kişnişi şöyle pilavın üzerinden bırakıyorum. Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıyorum. O bir kenarda güzel güzel dinlensin, demlensin. Hemen artık pilavı da karıştırabiliriz. O da harika kokuyor. O kişnişle misket limonu zaten birbirine çok yakışan iki lezzet.